yaşındayım. Boğaziçi Üniversitesi'nde tarih okuyorum. Gönüllü olarak çalıştım. Kendimle ilgili garip bir fact vereyim o zaman. İsmim çok... Herkese merhaba, ismim Kaan. Yıldız Teknik Üniversitesi'nde İnşaat Mühendisliği 2. sınıf öğrencisiyim. 2019 yazında Isaac'le Romanya'da bir projeye katıldım. Kısaca projemi anlatmam gerekirse size, SDG4 yani Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinden 4. olanı yani nitelikli eğitim hedefiyle ilgili bir projeydi. Romanya'da aslında küçük bir şehirdi, çok büyük bir şehir değildi. Tuna'nın kıyısında aslında Ukrayna ve Moldova sınırında yer alan küçük bir Tuna şehriydi kendisi. Projeyi anlatmaya başlayayım. Projenin nasıl amacı? O küçük şehirdeki aslında çocuklara dünya vatandaşı olmanın, cinsiyet eşitliğinin ve bir takım çeşitli böyle değerleri anlattığımız bir projeydi. Hepimizin, projeye katılan herkesin farklı okulları vardı. Bu şekilde genel olarak. Öncelikle Isaac.org'da proje aradım kendimi. Yurt dışında ben ilk defa çıkıyordum ve sosyal sorumluluk Isaac kapsamında da bu ilk defaydı. Ve tek başıma ilk defa çıkacaktım. Aslında ilk baş tek başıma değildim. Sonra bir arkadaşımı ikna ettim. Birlikte gitmeye karar verdik. Biletlerimizi aldık, projeye kaydolduk, işte onaylandık falan derken proje tarihini aslında bir hafta kala böyle arkadaşım biraz gerginleşmeye başladı ve son gün aslında birlikte gideceğimiz projeden bir takım aksiliklerden dolayı gelmedi kendisi. Bu şekilde beklemiyordum. Tek başıma olacağımı beklemiyordum ve bir gün aslında kendimi uçakta tek başıma bir şekilde buldum. Hiç kimseyi tanımıyordum. O arkadaşımın olacağı güven, rahatlık ortamını kaybetmiştim ve aslında Bükreş'e inmiştim. Gideceğim şehir Galata'ydı ve arada 4 saatlik bir otobüs yolculuğu yapmam gerekiyordu. Oranın ne dilini biliyordum, ne kültürünü biliyordum, ne havaalanında hangi araca bineceğim bilmiyordum. Sağolsun Isaac yetkilileri benimle iletişime geçtiler havaalanından indiğim anda. İnternete ulaştığım anda zaten onlarla da iletişim haline girmeye başladım. Ve yolumu aslında kolaylıkla buldum. Korkarak gittiğim, kendimi yalnız hissederek gittiğim bir projede aslında dönerken böyle gözyaşları içerisinde böyle hafif bir buruklukla dönmek aslında bana kendimi çok değiştirdiğini, bu projede bende bir şeyler değiştirdiği hissiyatını veren en büyük şeylerden biri. Çok güzel anılar biriktireceğimi o an o uçakta yalnızken bilmiyordum. Bu şekilde. Çocukların yurt dışında ya da farklı ülkelerden, bir sürü farklı ülkeden gelen insanlarla aslında ilk defa karşılaştığı belki de bir projeydi ve çocukların yaşları küçüktü ve onlara aslında çok farklı bir etki yarattığımızı düşünüyorum bu projede. Kısaca genel aktivitelerimizden bahsedeyim. Ben orada bir yurtta kalıyordum. Projemiz çok kalabalık bir proje değildi ama kaldığımız insanlar çok kalabalıktı çünkü tek bizim projemiz yoktu. Bir yurt düşünün, yani aynı katta belki 50 kişi kalıyorduk. Hepsi farklı ülkelerden. Asya'dan insanlar vardı, Amerika'dan insanlar vardı, Afrika'dan insanlar vardı. Ve o insanlarla mesela çıkıyordun odadan, birileri orada yemek pişiriyor. Mesela noodle pişiriyorlar Koreliler. Oraya gidiyorsun, işte hot pot dedikleri bir yemek var Çinlilerin, onu pişiriyorlar. Böyle aslında kültürel etkileşimin çok olduğu bir ortamdı. Oradaki insanların hepsi benim projemde olmasalar da çoğunluğu, çünkü benim projem birazcık daha küçük bir projeydi. 8 kişiydik. Oradaki 30-40 kişiyle hepsiyle birden bir şeyler paylaştık ve aslında onlar benim Romanya'daki ailem oldular diyebilirim. Hani bunları söylerken bile hala böyle yüzümde bir tebessüm oluşuyor çünkü cidden bana kazandı ve arkadaşlıklar cidden unutulacak cinsten değil. İlk hafta gittiğimde böyle tabii ilk başta bizim bir seminer veriyorlar bize, böyle bir hafta boyunca aslında Romanya'ya, projeye böyle alıştırıldığımız bir seminer oluyor. Böylece aslında yaşadığımız kültür şoku bir nebze daha az oluyordu. Yani mesela o kültür şoku seminerlerinde bize Romanya yemeklerini veriyorlardı. Atıyorum işte Romanya hakkında konuşuyorduk. Isaac hakkında konuşuyorduk. Isaac'in neden bunu yaptığı hakkında konuşuyorduk. Ve bunlar benim aslında en başından beri çok hoşuma gidiyordu. Projeye başladığımda aslında ben Romanya'da sanki yaşıyormuş gibi başladım diyebilirim. Size bir günümü anlatayım. Sabah kalkıyorduk. Projem 9'da başlıyordu. Bize bir ulaşım kartı sağlamışlardı. Böylece şehir içerisindeki toplu taşımadan ücretsiz faydalanabiliyorduk. Tabii kahvaltı kültürü çok yok Avrupa'da. Böyle fırın tarzı yerler oluyor. Oralardan kruvasanımı alıyordum. Gidiyordum okuluma. Takım arkadaşım zaten yan odamda kalıyordu. Koreliydi kendisi. Dünyanın en tatlı insanlarından biri. Hala iletişim halindeyiz. Sabah gidiyorduk birlikte. Mesela bir gün bir kreşe gidiyorduk. Başka bir kreşe gidiyorduk. Önceden hazırladığımız sessionlarımız, derslerimizi o çocuklara yapıyorduk. Mesela ben onlara lokum getirmiştim. Bir derste lokum veriyorduk. O Koreli arkadaşım onlara chopstick kullanmayı öğretmişti bir derste örneğin. Bu şekilde aslında interaktif, böyle kültürel, kültürlerimizi paylaştığımız derslerimiz oluyordu. Ardından çıktıktan sonra çıkış saatimizde yaklaşık 2'ye, 2.30'a tekabül ediyordu. O saatten sonra da ya yurda gidiyorduk, ya çıkıyorduk, bir yerlere gidiyorduk, ya işte mesela Tuna kenarında gidiyorduk, orada takılıyorduk. Onun dışında akşam herkes projelerinden dönüp yurda
yılda geldiğinde asıl benim için en eğlenceli zamanların o zaman olduğunu söyleyebilirim çünkü tüm böyle cıvıl cıvıldı yani her katta insanlar oturuyor dışarı çıkıyorlar bir şeyler içiyorlar oturuyorlar aslında yaşıyorduk yani hani o an gündüzleri projede herkes şehrin başka bir yerine dağılıyor gece toplanıyorduk ve aslında partiliyorduk diyebilirim hepimiz farklı ülkelerden yabancıydık Romanya'ya hepimiz bambaşka insanlardık ama aslında orada buluştuğumuz ortak bir payda vardı bizler buraya bir şey yapmak için bir etki yapmak için gelmiştik ve orada hepimiz yabancıydık ve bu payda bizi aslında birleştirdi ve bir aile haline getirdi diyebilirim. Bunun dışında pazartesi günleri projelerimizi oluşturduğumuz, etkinliklerimizi oluşturduğumuz bir alanlarımız oluyor, space'lerimiz oluyordu. Bu alanlarda işte o hafta neler yapacağız, bunların toplantısını yapıyorduk takımca. Yaptığımız bir dersi anlatayım. O haftanın teması, mesela 3. haftanın olması lazım, teması dünya vatandaşlığı ve aslında dünyaya olumlu bir etki yaratmak üzerine bir dersti. Kreşin teması da süper kahramanlar temasıydı. Biz bu iki farklı temayı böyle implemente edip şöyle bir ders oluşturmuştuk. Bu benim çok hoşuma gidiyor. Hani anlatıyorum. Çocuklara aslında süper kahraman kostümleri, maskeler böyle küçük minik kostümler hazırlamıştık ve en sonunda dünya ile ilgili bir video gösterip bu gidişatı aslında değiştirilebilecek olanların onlar olduğunu gösterdiğimiz ve onların aslında geleceğin süper kahramanlarının olduğunu anlattığımız bir dersimiz vardı. Yani bu dersi hala unutmuyorum. Oradaki öğretmenler de çok olumlu karşılamıştı. Biraz gezdiğim yerleri anlatayım. Proje genel haftanın 5 günü ya da 4 günü şeklinde ilerliyor. Bir gün planımızı yapıyorduk ama planımızı erken yaparsak o günümüz boş oluyordu. 3 günüm boş oluyordu haftada ve o 3 günde aslında ben 4 farklı şehir gezdim. Ve bu gittiğim insanlar yurtta kalan insanlarla birlikte gitmiştim. Aslında bu aldığım deneyimin en güzel kısımlarından biri de bu insanlarla aslında gittiğim gezilerdi. Hani hepimiz orada yabancıydık. Aslında finansal olarak kendimizde en iyi şekilde hani en iyi yerleri bulmuyorduk. Ve şöyle yapıyorduk aslında. Mesela Bükreş'e gittiğimizde bir hafta sonu Bükreş'e gittik. Ve orada bir yer kiraladık. Ama ev sahibinin yanında orada bir de kapıcı vardı. Kapıcı eve girmemize izin vermiyordu. Bizi böyle yolumuzu kesiyordu ve oranın kiralanmasını istemiyordu kadın. Biz eve mesela 3 kişi giriyorduk. Bu böyle komik olabilecek bir anı. Onun dışında bir gün bir hafta Brasov'a gitmiştik. Bir hafta Konstanta'ya gittik. Belki bilenler bilir. Konstanta'da genellikle Türk yoğunluklu bir nüfus olan bir yer. Konstanta bir de birazcık böyle Romanya'nın nasıl söyleyebilirim? Karadeniz kıyısında. Ama böyle tek Romanya'nın tek kıyısı biraz kısıtlı olduğu için aslında oranın tatil şehri olarak geçiyor. Yani bizim Bodrum gibi düşünebiliriz. Orada bir sürü sahil var, kalabileceğimiz yerler var ve biz gittiğimizde otellerin o kadar pahalı olmasını beklemiyorduk. Bir otelde kalamazdık ve şey dedik kendi kendimize. Ya sahilde kalalım. Çünkü havada sıcaktı yani. Yaz aylarında gitmiştik. Sahilde kalmaya karar verdik. Gece baktık böyle hava soğuyunca bunun ne kadar kötü bir fikir olduğunu anlamıştık. Böyle donmuştuk hatta böyle yanımızda getirdiğimiz kıyafetleri böyle birkaç kat giyip böyle sahilde öyle oturmuştuk. Onun dışında orada tanıştığımız bir Türk bir restoran vardı. Oraya gitmiştik. O bize bir yer ayarlamıştı ama ayarladığı yer hani İstanbul'da kalmaya cesaret edebileceğiniz ya da Türkiye'de kalmaya cesaret edebileceğiniz bir yer değildi. Biraz böyle betimleyeyim size. Romanya'nın eski devlet başkanının, öldürülmüş devlet başkanının bir evi. Kasino olarak kullanılıyor şu an ve aslında böyle biraz yıkılmış bir bina ve içi aslında yapılı değil. Sadece yataklar var. O kasino çalışanlarının gece işte böyle şey aralarında yattıkları yerler ve bize bir oda verdiler orada. Ama oda ne kadar kötü böyle. Yataklar böyle 3-4 tane yatak var ama hepsi böyle birleştirilmiş. Biz böyle 8 kişi böyle değişik şekillerde oramıza buramıza havlu sarıp yattık ve o geceyi o şekilde geçirdik. Sabah uyandığımızda orada çalışanların böyle üstüne basmadan hani yatan insanlar var onların üstüne basmadan böyle zıplaya zıplaya çıktık dışarı. Ve aslında o gün çok negatif bir ortamdaydık ama hiçbirimiz bu negativiteyi hissetmedik çünkü aslında uyumluyduk birbirimize ve yani o anı deneyimin yaşamak hani bize çok aslında büyük bir haz vermişti. Bir gün Subway'de kaldık mesela. Bir gün dediğim gibi bu bizi evden kovan kapıcı kadınla birlikte kaldık. Ve bir sürü aslında o macera yaşadığımı söyleyebilirim. Tabii ki de bu 6 hafta boyunca dolu dolu geçen 6 hafta boyunca güzel olduğu kadar tabii ki son haftalarında da biraz hüzünlü geçiyor. Bu kadar güzel şey yaşadığın aslında bu kadar farklı deneyim yaşadığın insanlardan ayrılman gerekiyor. Ve aslında son hafta herkes böyle gözleri dolu dolu böyle şey gitme moduna girmiş. İlk giden de bu arada yurtta bendim çünkü biletimi erkenden almıştım. Ve ben oda arkadaşlarımı anlatayım size nasıl tanıştığımı. İlk gittiğimde biz 4 kişi kalıyorduk odada. Azerbaycan'dan, Ürdün'den ve de Çin'den biriyle kalıyorduk. İlk odaya gelen kişi bendim ve anahtar sadece bir taneydi ve
bunu paylaşmak zorundaydık. Ondan sonra ben dışarı çıktım. İlk geldiğim gün şehri gezmek için. Çinli arkadaşım, Ramsey ismi, o gelmişti ve bana ulaşmamış ve direkt Isaac yetkililerine haber vermişti ve herkes panik halinde beni arıyordu. Ve ben anlamamıştım durumu. İlk böyle buluşmamız böyle birazcık tatsız gerçekleşmişti. Çünkü o böyle beklemekten sıkılmış, ben hani bana niye haber vermiyor falan modunda böyle tanışmıştık. O zaman bana diyeceklerdi ki 6 hafta sonra bu insanla böyle sarılarak böyle ayrılacaksın. Ben inanmazdım. Onun dışında projenin sonuna yaklaşırken herkes birbirini tanımış. 4. haftası ya da 5. haftası olması lazım. Global Village dediğimiz, yani herkesin farklı ülkelerinden, kendi ülkelerinden getirdiği şeyleri sunduğu, böyle kendi yerel danslarını yaptığı, kendi yemeklerini sunduğu, kendi kültürlerinden aslında bir şeyler getirdiği, böyle standların kurulduğu bir etkinlik. Bu etkinlikte bir sürü masa kuruldu. Güney Kore'den, Brezilya'dan, Mısır'dan, Türkiye'den, Çin'den, Fransa'dan, böyle bir sürü masa. Hepsi aslında her masanın, her standın böyle bir alanı vardı. O alanda da böyle kültürel bir danslarını yapmaları gerekiyordu. Katılan insanların oylamalarıyla bir birinci seçiliyordu. Birinci seçilen Güney Kore'ydi çünkü dansları çok cidden harikaydı. Biz ikinci seçilmiştik Türkiye olarak. Bu şekilde tabii ki çok güzel bir deneyim yaşasam da tabii ki de sorunlar olabiliyor. Yaşadığım ve aslında başarıyla atlattığım sorunlardan biri mesela, odada 4 kişi kalıyorduk ve aslında fiziksel olarak yeterli odalar değildi. Örneğin benim yatağımın üzerinden Wi-Fi kablosu geçiyordu mesela. Bu örnek verilebilir ve yatmak mümkün değil. Yani kafamda modemle uyumam gerekmişti bir gece. Tabii ki de bunlar çözülemeyecek sorunlar değil. Oradan ekstra Isaac yetkililerinden yardım istediğiniz takdirde mantıklı ölçülerde size yardımcı olmaya çalışıyorlar. Tabii ki sizin de çözüm odaklı olmamız gerekiyor. Böyle olduğunuz takdirde ki böyle yaklaştık ve hiç büyük bir soruna karşılaştığımı söyleyemem. Onun dışında bizim kendi başımıza açtığımız sorunlar var dediğim gibi seyahatler sırasında. Ama ben onları sorun olarak görmüyorum. Onları böyle küçük deneyimler olarak görüyorum ve şu an onları yaşadığım için çok mutluyum. Onun dışında dediğim gibi bir sürü farklı ülkeden gelen insanlarla 6 haftanızı geçirmiş oluyorsunuz ve o insanlar oradaki sizin aileniz oluyorlar. Ve o 6 hafta sonunda aslında benim sıkıntı yaşadığım, ilk geldiğimde hiç hoşlanmadığım insanlar benim ailem oldular ve aslında ben ilk gidendim yurttan. İlk çıkan kişi bendim. Ve benim son günümde hepimiz son kez hep bir aradaydık. Ve o gün aslında bir Çin yemeği pişirdiler. Çinli bir arkadaşım vardı, bu bahsetmiş olduğum. Ve toplu bir yemek yemiştik. Ve ondan sonra ben valizimi toplayıp çıkmıştım. Son akşam yemeği gibiydi, evet. O insanlarla böyle gözyaşlarıyla ayrıldık. Sonra ben ülkeme döndüm. Herkes yavaş yavaş döndüler, yaprak dökümü gibi. Ama hala iletişim halindeyiz. Koreli arkadaşımla hala iletişim halindeyiz. Farklı ülkelerden arkadaşlarım var dedim ama Türkiye'den de tanıştığım bir sürü insan oldu. Ve aslında onlarla geçtiğimiz gün buluştuk. Ve böyle hani gözlerimiz dolu dolu. Anıları hala anlatırken bile böyle. Bir tanesi Bursa'dan, bir tanesi İzmir'den. Yaşadığımız o böyle maceraları falan konuşmak cidden. Şu an gidebilecek bir sürü yer var. Türkiye'de mesela tanıdığım ve şu an mesela atıyorum Bursa'ya gidip İzmir'e gidip kalacağım yerler var. Atıyorum Güney Kore'de Seoul'a gitsem kalabileceğim bir ailem, bir evim var. Fransa'ya gitsem kalabileceğim bir evim var. Atıyorum Mısır'a gitsem kalabileceğim bir evim var ve aslında Isaac'in bana kattığı şey en çok şey bir deneyim olsa da bunun yanında bana en çok insan kattı diyebilirim ve ben bunun için cidden çok minnettarım. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.